Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa, bu videomuzda Diez'deyiz arkadaşlar. Şu an esas çarımızdayız Diez'de. Bu videonun devamında iki çar oynayacağım ilk başlarda. Belki ilerleyen dönemlerinde üç çar olabilir ama iki çarla 10 tur, yani 10 tur derken 10 kez 10 gün gireceğiz. 30 kez olacak totalde. Gerçi iki çar olduğu için 5 günde bitireceğiz videoyu ama yani siz tek çarla hesap ederseniz 10 gün üçerden olmak üzere 30 kez Draki'ye gireceğiz. 30 kez Draki'de ne alacağız farm olarak, ne gelecek Gold Premium'le, bunu göstermeye çalışacağım. Hani bir kere giriyoruz, iki kere giriyoruz bazen ama 10 kere de ne gelecek, ne gelmeyecek. Potları saymayacağım. Potlar zaten genelde totalde 3 turda 50-60 ile 80 arasında, 90 arasında geziyor. Hem 1920 olsun hem kırmızı olsun. Bunun haricinde Weapon Breaker işte ve atarsa Old veya Superior Box. Old atmıyor gerçi, Superior Box atıyor atarsa. Şeller vesaireler kısa kısa bilgilendireceğiz. Şimdi ilk olarak şuradan girmeden görevlerimizi alalım. Görevleri alma sebebimiz de hani 3-5 MD olsa eksi gelsin diye. Bu arada masrafsız farm olacak, onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü HP MP recovery ile gireceğim. Ne canım düşecek, ne manam düşecek. 5'e 3'e kadar bu çarda masrafsız şekilde çıkıyorum. Belki bir iki pot içersem içiyorum. Yan çarla da 4'e 6'ya kadar masrafsız şekilde level itibariyle şu an için çıkıyorum. 66 olması lazım yan çarın leveli. Hani o da 70 olduktan sonra onunla da 5'e 3'e kadar gidebiliriz belki ama ilk başlarda onunla 4'e 6'ya kadar, belki video olduğu için 5'e 3'ü de zorlayabilirim. Bakarız. Şimdi şöyle çok sözü uzatmadan ilk 3 tura girelim. Bu arada burada 70. sıradayız. 80 level bu çarla sıralama olarak baktığımız zaman perimiz var. Kutuları otomatik toplayacak. Başladık arkadaşlar. Şimdi burada çok fazla uzatmayacağım videoyu. Hani zaten katları kesim hızını görüyorsunuz şu an. STR'de basalım. İlk başlarda zaten çok bir sıkıntımız yok. Vurduğumuz demecilerden de anlayacağınız üzere, bu arada ilk Weapon Breaker'ımız gelmiş. Vurduğumuz demecilerden de anlayacağınız üzere hiçbir pot masrafımız olmayacak şu an için. Bizim burası için söylüyorum. Yan çarda dediğim gibi 5'e 3'e giderken belki tek tük içebiliriz veya 4'e 3'ten sonra 4'e 3'ü geçip de 5'e 3'e giderken. Ama o da gene içinden çıkan potlarla karşılayacağı için pot masrafımız yok diyebiliriz. Gold Premium'la ne alacağız? Videonun sonunda beklemede kalalım. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Burada araya şunu da dipnot ekleyeyim arkadaşlar. 1'e 6'da yani ilk NPC çıktığında 50k verip atak da alacağım. %10 ki daha çok hani masraftan kaçınmak adına. Burada şöyle de bir şey yapabiliriz aslında. 20 tane sertifikamız var ama ben direkt parayla almayı düşünüyorum. Yani sertifikaları daha sonrasında kullanmak için tutuyorum. Şöyle 50k'ya atağımızı aldık. Sadece masraftan kaçınmak için yapıyoruz bunu. Buff almanıza, Sivit veya işte ağacı almanıza gerek yok. Böyle bir içerik siz de denemek isterseniz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bir BDV için relok attım şimdi, tam BDV saati denk geldi, öğlen BDV'si. 3 turu bitirdim. Şöyle görevleri tamamladık. Şu an relok attığımız için burada tamamlanmış görünmüyor ama şöyle görevlerimizi teslim de edelim. Eksimizi de alalım. %1,5 %2 kadar eks aldık. Bossları kesmedim. Sadece 5'e 4'ü kestim 3 turda da. Pot olarak harcamadık. 250'ye 300'dü başlangıç olarak. Yani sadece bosslarda 3'er 5'er, onlar işte içtiğimiz kırmızı mavi var. O da zaten düşenlerden içeceğiz dediğim için hani bir masraf sayılmıyor arkadaşlar. HPMP rekleri ve üstündeki itemleri yan çara aktaracağım. BDV'den sonra bu itemlerle yine yan çarda da hani masrafsız olsun diyerekten 3 tur daha yapacağız. Burada ilk aldığımız turda bir Weapon Breaker, 2 monster geldi. Ballıyız. Monster normalde kolay kolay düşmüyor ama 2 tane aldık. 2 tane shell aldık. Şunu yakalım, bu görevden teslim ettiğimiz için geldi. Şu an için aldığımız drop ilk 3 turda bu. İkinci 3 turun sonunda görüşelim. Yan çarımıza geçtik arkadaşlar BDV'den sonra. MS'lere girmedim bu arada. MS'ler tamamen şans olacağı için hani drop alırsak onu da not eklerim. En sona söylerim videonun sonunda ama MS'ler tamamen şans. Yani onu bir kez daha belirtelim. Burada görevi almışım herhalde, bir bakayım açık değil. Yok, almamışım yan çarla. 3 turda gördüğünüz gibi bunun var. 3 turda buna gireceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim, herhangi bir şu an için itemimiz yok. Yan çara aktardık üstümüzdeki giydiğimiz elbiseleri. HPMP rekimizi almamışız bu arada. Onları da alayım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burada da bitirdik. 3 adet şöyle görevi teslim ediyoruz. Yine fena değil. Bir Monster Stone aldık ilk girişimizde. Sonrasında 2 tane shell'imiz, bir tane de Weapon Breaker'ımız var. Pot harcamadık. Başlarken 63 ya da 64 müydü, öyle bir şeydi ama 50'ye düştü. Ki bu 50'ye düşmesinin 10 tane kadarını da
5'e 4'te boss kestim. Yani normalde boss kesmesem içtiğim 3-4 tane 5 tane 1920 idi. Onu da keyfe keder içtik yani. Eğer glaive kullanmış olsaydım ara ara dolduruyordu. Burayı da bitirdik arkadaşlar. Şu an için şöyle not alıyorum ben. Görebiliyorsunuz sanırım. Çizelge hazırladım. Weapon Breaker, MS Shell ve Box diye yazdım. Artı MS'lerden takılar ne düşecek? Onu da en son belirteceğim. Bu kısımdan sonrasını hızlandıracağım. Üçer üçer gireceğiz. En son artık ne kestiysem aldıklarımı göstereceğim. Yani girdiklerimi göstermeyeceğim. En son bittikten sonra sonunda ne aldık totalde bunu açıklayacağım. Şu an ilk denememizde 6 kez girdik. Yani 2 tur 3-3 olmak üzere 6 kez Draki'yi temizledik. Bizim aldığımız 2 VB, 3 MS, 3 parça da Shell almışız. Kutu almadık. Repair parası 200-300K gidiyor. Ortalama en düşük 400-500K'yı da bulabiliyor 3 kat temizlerken. Ama düşen bir Weapon Breaker hepsini kurtarıyor. Arkadaşlar Draki'nin ayarıyla kim oynadıysa haber versin abi. Şu an boss'u kestik bakın 3'e 3 oldu gene. 3 turu tamamladım. İkinci günde ilk çarımızla. Yan çar deneyeceğiz daha ama. Yani daha 7 kere daha 3 tur deneyeceğiz de. Bugünkü kendi çarımızın 3 turunda şu ana kadar 0 gidiyoruz abi. Tertemiz bakın hiçbir şey yok. Herhangi bir shell dahi atmadı. Pot aldık sadece. Bakalım kalan 4. kat ve 5. katın ilk 3 odasından alabileceğiz mi bir şeyler ve yan çardan devamında görüşeceğiz videonun. İlk turumuz tertemiz arkadaşlar. Hiçbir şey alamadık. Kendi çarımızda daha doğrusu yan çara geçip devam ediyoruz. Yan çarımıza da itemleri aktardım arkadaşlar. Yan çarın üstünde de şu an bizim Mario'daki itemleri aldık. Devam ediyoruz. 3 tur gireceğiz. Görevimizi aldık. İlk turdan başlıyorum. Üzerimde herhangi bir şey yok. Bakacağız 3 tur sonunda ne alacağız. İkinci tur biraz yaver gitti arkadaşlar. Daha doğrusu 4. tur oluyor bu. İkinci günün 4. turunda 2 Weapon Breaker'ımız yan çarla 5 tane de Shell aldık. Pot 79'a 66 zaten bunu ortalama demiştim hani 50 ile 80 arası gezecek diye potları en son ve kalanlarını da en son göstereceğim. Bundan sonraki kısımda artık direkt hani aldığım dropları göstereceğim. En son ne aldık bunu detaylı açıklama yapacağım. Sonra bir önceki turumuzu da bitirdik arkadaşlar. Yan çarımızın şöyle göstereyim. Sıfırladık bunu da. Bir tane çıtır attı. HP2. Bir tane monstrumuz var. 45'e 42'de pot aldık. Monster'dan yine olası bir takı atma atmama durumunu kestikten sonra bakacağız. Şimdi son 3 tur için esas çarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Sonuna geldik. Artık şuradan görevlerimizi alalım. 2 tane görevimizi alıyoruz. En son şunu almıyorum Endless Battle olanı. Bunda hani Draken'in sonuna kadar gitmemiz gerektiği için sonuna da gitmiyorum. 5'e 3, 5'e 4 veya 5 yapıyorum genelde bu çarla. Şimdi bunu da bitirelim ve en son artık hesap zamanına gelelim. Not aldım buraya aldığım her şeyi. Bunları en son ne aldık göstereceğiz. Beklemede kalalım. Evet arkadaşlar sonuna geldik. 10 tur 30 kez Draki'ye girdik. 2 çarla yaptık bunu. Yani 5 gün sürdü 2 çarla yaptığımız için. Totalde ne aldık? Şimdi hemen notumuza gelelim. Şunları da teslim edeyim. Şu an için bu turda da aldığımız bir tane Shell aldık. Bir Weapon Breaker, bir tane de şundan aldık. Bunları saymıyorum. Bunlar 30 tane olunca bir tane Superior Box alıyorsunuz ama hani 30 taneyi almak da bossları kestiğinizde bir ay sürebiliyor. Tüm bossları kesip de her gün tamamlarsanız bir ayda zaten görevden alıyorsunuz 30 tane ama ekstrası da görevi tamamlamazsanız yani bir ayda belki 1,5 ayda anca alıyorsunuz 30'u. O yüzden bu çok hesaba dahil olacak bir şey değil. Uzun vadede getirisi olan bir şey bu. Gelelim neler almışız arkadaşlar. 10 turda 30 kez Draki'nin tüm katlarını kestiğimizde 5'e 3'e kadar 7 kez Weapon Breaker almışız. Yani 7 tane Weapon Breaker düşürmüşüz abi konuşamadım. 4 tane Monster Stone almışız. 4 tane Monster Stone'dan aldığım 2 tane çer çöp takı var. Onlar da hani kırıp Spellstone Powder alacağız. Çok saçma takılar göstermiyorum hani şey olarak. Birisi Old Kekuru Belt miydi neydi? Birisi de bir int veren takıydı. Tam aklımda kalmadı adı. Sonrasında 12 Shell almışız arkadaşlar.
12 tane shell haricinde de 3-5 tane çitin var. Çitinler keyfe kadar direkt hani atılabilir, basılabilir, upgrade yakmalık diye değerlendirilebilir. 12 tane shell ve para edecek 7 tane weapon breaker'ımız var. Superior box almadık. Çok kötü geçti hani. 10 turda normalde zaten alacağız diye bir şey yok ama bazen Draken'in ayarı tutmuyor. Bakıyorsunuz 3 gün üst üste çok iyi droplar atabiliyor. Bazen 10 gün kuruduğu olabiliyor. Sanıyorum ki bu video içerisinde kuruduğumuz kısmına geldik. Yani kuru nokta kalmış olabilir diyecek arkadaşlar olabilir. Gold Premium'la bunu yaptık bu arada. DC Premium'la Gold Premium kıyaslayanlar olacaktır. İşte DC Premium'la bu kadar aldığına şükret. DC Premium olmadan pardon Gold'la bu kadar aldığına şükret. DC olmadan drop alamazsın diyenler de olacaktır arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Daha evveliyatından Gold Premium ve DC Premium kıyaslamasını kendi adıma yaptığım için çok bir arada fark yok. Pot sayısı artıyor. Çok düşük bir miktarda Weapon Breaker sayısı artıyor ama tamamen Drakibox şans işi. Yani DC Premium olsa da bir ayda bazen, 2 ayda, 3 ayda hiç alamıyorsunuz. Gold Premium'da da bazen hiç alamıyorsunuz ki Gold Premium'la ben 2 kez aldım bu yeni server'a başladığımda. Yani oradan pay biçebilirsiniz. Premium'un çok aşırı bir etkisi yok Gold'la DC arasında. İllaki bir tık artısı var ama öyle abartılacak kadar bir artısı yok Draki olayında arkadaşlar. Draki farmımız bu şekilde sonuçlandı. Umarım videomuz keyifli olmuştur. Yeni içeriklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Hesabını yapmıyorum para olarak. Potları da hesaba katmadım bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü potlar tamamen kullanmalık sayabilirsiniz. Biz sıfır masraflı yaptık bu işi. HPMP kullandığımız için 5'e 3'e kadar pot içmedik. Bunda da Yançar'da da. O yüzden kullandığımız pot yerine de sayabilirsiniz. Eğer ki normal silahla kesecekseniz, biz gibi oynayacaksanız da totalde her gün aldığınızı 60-70 pot hesap etseniz her turda, yani size 30 turda ortalama herhalde bir haftalık oynayacağınız pot çıkar. Şu an hesabını yapamadım kafamdan. Potu da o yüzden hesaba dahil etmedim arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bunlar da piyasası her serverda farklı olduğu için veya değiştiği için sürekli. Hani şu an 7 tanesinin burası için söylüyorum, 14M yapar. Başka serverda belki 15 yapar. Başka serverda belki 13-12 yapar. O yüzden fiyat vermiyorum yani, sadece 7 tane Weapon Breaker aldığımızı bilin yeter. Görüşmek üzere arkadaşlar.